Evet, hiçbir çizgi film karakteri yaratmayı düşündünüz mü diye de ekleyelim. Elinize kağıt kalem alıp çizgi film sahnesi çizmek ister miydiniz? Antalya'nın cennet beldelerinden Kaş'ta artık bir çizgi film okulu var. Kaş Kaymakamlığı ile ortak bir yarışma düzenliyor. Çizgi film okulunu, atölyeleri, yarışmayı konuşmak üzere The Karton Mill'in kurucusu Sayın Fatih Küçük'e ulaştık. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Küçük merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar adı canım. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza diyoruz. Evet, Teşekkür ederim. isterseniz önce The Karton Mill'i çizgi film okulunu kısaca dinleyenlerimize tanıtalım. Nereden doğdu çizgi film okulu fikri? Nasıl oluşturuldu okul? Evet, elbette hemen bahsedeyim. Öncelikle tüm TRT Antalya Radyosu çalışanlarına, bizleri dinleyicilerle buluşturduğu için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. The Karton Mill çizgi film okulu projesi nereden çıktı? Hemen bahsedeyim. Kısaca kendimden bahsedeyim öncelikle. İsmim Fatih Küçük. Resim bölümünden mezun oldum. Sonrasında sanat anlamında kent estetiği, tarihi yapılarının restore edilmesi, onun haricinde sanatın yaygınlaşmasıyla ilgili uzun yıllar gönüllü olarak çalışmalar yürüttüm. Sonrasında sinema TV alanında yüksek lisans çalışması yaparken çizgi film üzerine bir Japon çizgi film, anime ve manga sanatı üzerine. Bu çizgi film hakkındaki tezim dünya çizgi film tarihini de araştırmakla ilgili bir şeydi. Bunu araştırırken Türkiye çizgi film tarihi üzerine de bir araştırma yaptım. Ve dolayısıyla gördüm ki Türkiye'de çizgi film üzerine bu anlamda çalışma çok fazla yok. Yani ismimizi dünyaya duyurabileceğimiz çok ciddi çalışmalar yapamıyoruz. Bu anlamda bir eksiklik olduğunu fark ederek böyle bir çalışmaya giriştik. Peki neler yapılıyor okulda, neler öğretiliyor, neler öğreniliyor? Evet. Okulun öğrencileri kimler? Evet. Kurulum sürecinden de kısaca bahsedip hemen ona geçeyim. Kurulum sürecinde de Antalya Kaş ilçesi bizim için çok uygun bir yer. Çünkü gerçekten de doğa anlamında, iklim anlamında çok elverişli bir bölge. Kaş Kaymakamlığı ile birlikte projeye başladık. Kaş Kaymakamımız Sayın Bilgehan Bayar bu anlamda bize çok destek oldu. Eski bir köy okulunu bize tahsis etti. Bu eski köy okulunu gönüllerimizle birlikte onardık. Sonrasında yemekhane, çizgi film çizim için stüdyo, iki tane yatakhane, sinema salonu, kütüphane, yel değirmeni gibi aktiviteleri gerçekleştirebileceğimiz alanlar yarattık. Bunların içerisinde çizgi film yapılabilecek, gelip insanların konaklayabileceği, yemeklerini yiyebilecekleri, vakit geçirebileceği, çizgi film üzerine araştırma yapabilecekleri bir alan oluştu. Bu alan içerisinde de hafta sonları dışarıdan gelen katılımcılara açık. Gidip burada çizgi film üzerine araştırma yapabiliyorlar, kamplarımıza katılabiliyorlar. Onun haricinde de hafta içinde de milli eğitime bağlı okullar gelip burada çizgi film nasıl yapılıyor, öğrencilerle birlikte gözlem yapma ve çalışma yapma imkanı buluyorlar. Haftalık ortalama 100 öğrenci gelip burada gönüllü olarak eğitimlerimize dahil oluyor, hafta içerisinde bu imkanlardan faydalanıyor. Ve hem çizgi film izleyebiliyorlar, çizgi film nasıl yapılır onu görebiliyorlar. Kendileri de bir çizgi film yapıp buradan ayrılıyorlar. Çok güzel. Bir de yarışma düzenliyorsunuz. İsterseniz onu da aktaralım dinleyenlerimize. Tabii ki, tabii ki. Bizim hedefimiz, yani hedeflediğimiz şey Türkiye'de çizgi film anlamında nitelikli çalışmaların yapılabilmesi için imkan sağlayabilen bir kuruluş olması. Bunu üstlenirken de şuna dikkat ettik. Hedefimiz bilimsel, evrensel ve ahlaki değerleri baz alan çalışmalar olabilmesi. Dolayısıyla burada çizgi film yaparken aynı zamanda içerisinde bilimi de katalım istedim. Dolayısıyla şimdi bir çizgi film karakteri yarışması düzenledik. Kaş Kaymakamlığı proje ortaklığında bunu Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla tüm okullarımıza duyurduk. Ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor çalışmaya. Çizgi film karakteri tasarlıyorlar. Tema olarak da uzay ve bilimi seçtik. Çünkü uzay ve bilim anlamında ülkemizin de iyi yerlere gelmesi gerek ve bir farkındalık yaratmamız gerek.
Dolayısıyla bu farkındalığa da ortak olsun istedik. Uzay ve bilim temalı çizgi film karakterleri tasarlıyor çocuklar. Sonrasında bunları bize ulaştırıyor. 15 Nisan'da yarışmanın sonuçları açıklanacak. Ve bizim Mayıs ayında bir festivalimiz olacak. Uluslararası Çizgi Film Festivali. Bu festival dahilinde kazanan kişilere teleskop hediye edeceğiz. Birinci ve ikinci, iki ve üçüncü yarışmanın sonucuna göre bizlerden teleskop almış olacaklar. Dolayısıyla bu anlamda da bir katkımız olur diye düşünüyoruz. Peki ne zamana kadar başvurular devam edecek? Nisan'ın ilk haftasına kadar başvurular devam edecek. Yani önümüzde çok büyük bir zamanda kalmadı aslında. Şöyle iki haftalık bir sürecimiz kaldı. Elimize oldukça fazla çalışma ulaştı. Bunların değerlendirmesinde hepsi tamamlandıktan sonra başlayacağız. Ve 15 Nisan'da da bunu açıklayacağız. Peki bir kez daha hatırlatalım o zaman. Tüm ortaokul ve lise öğrencilerine açık bilim ve uzay konusunda bir çizgi film yarışması var. Nisan ayının son ilk haftasının sonuna kadar tahminim 8 Nisan tarihine kadar başvuruların yapılması gerekiyor. 15 Nisan'da da sonuçlar açıklanacak. Peki nasıl ulaştıracaklar size tasarladıkları karakteri? Tabii ki. PTT yoluyla, PTT kargo yoluyla bizlere ulaştırabilirler. The Cartoon Mill Kaş'ın Sahil Kılınçlı köyünde yer alıyor. Direkt The Cartoon Mill Sahil Kılınçlı Kaş Antalya yazmaları bizim için yeterli oluyor. PTT kargo buraya ulaştırıyor. Yani şartlarımız zaten Facebook sayfamızda yer almakta. Oradan da görebilirler istediğimiz ebatları, nasıl bir karakter çizmeleri gerektiğine dair orada şartnamede bu bilgiler yer almakta. Oradan da ulaşabilirler. Peki, teşekkür ediyoruz. Hem böyle bir okul kazandırdığınız için hem de programımıza katıldığınız için. Umarız beklediğiniz farkındalığı yaratırsınız. Çizgi filme olan ilgi artar. Sadece seyirci kısmında değil, işin üretim kısmında, yaratıcılık kısmında da gençler bu konuya ilgi gösterirler. Belki önümüzdeki yıllarda yeni yerli karakterler eklenir çizgi filmlerimizin arasına bu vesileyle. Evet. Küçük bir duyuru daha yapayım ben. Çizgi filmle alakalı çalışma yapmak isteyen, bu alanda üretmek isteyen kişilere de burada kapımız açık. Biz onlara eğitim imkanı veriyoruz ücretsiz bir şekilde. Gelip burada bu anlamda eğitimi alıp bizim ekibimizde yer alıp çizgi film yapabilirler ilerleyen süre içerisinde. O anlamda da bir ekip oluşturmaya başladık. Ben sesimize ses olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz biz de size. Sevgili dinleyiciler, Kaş'ta kurulan çizgi film okulunun The Cartoon Mill'in kurucusu Fatih Küçük bizimleydi. Bir çizgi film yarışması düzenlediler ortaokul ve lise öğrencileri için. 8 Nisan tarihine kadar yarışmaya katılmak mümkün. Ayrıca her yaştan insan için de çizgi film atölyeleri çalışmaları yapıyorlar. Kendilerine ulaşıp konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz diyelim.